Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar diliyorum size ve gündem özelle sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bugün gündem özelin adı üzerinde gündem özel, özel bir konu olacak. Daha Almanya'dan gelmiş Türkiye'ye şu anda iznini kullanan Türk vatandaşı elbette iznini kullanan bir kardeşimiz yayınımızda olacak. Avrupa'dakiler, özellikle Almanya'dakiler çok yakından tanırlar Ayhan Kuzu ismini. Ama biz Türkiye'dekiler yeni yeni Ayhan Kuzu Bey'in girişimleriyle tanımaya başladık. Kendisi orada Defne Kültür Derneği adı altında bir dernek oluşturmuşlar ve faaliyetler gösteriyorlar. Almanya'daki adıyla ise Defne Verein, doğru mu? Defne Kültür Verein Derneği'nin yönetim kurulu başkanı kendisi, Mannheim'da faaliyet gösteren bir dernek ve bugün kendisini konuk olarak aldık. Hem Ayhan Kuzu'yu daha yakından tanıyacağız, hem derneğini daha yakından tanıyacağız, hem de orada yaşayan Türklerle, kardeşlerimizle biraz daha hasret gidereceğiz. Ama bütün bunları yapmadan önce öncelikle Ayhan Bey'e dönmem gerekiyor ve iyi akşamlar Ayhan Bey. İyi akşamlar Ali Bey, teşekkür ederim. Öncelikle bizleri Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, Belçika'da, Fransa'da ve Hollanda'da bizleri izleme imkanına sahip olan can kardeşlerimize, vatandaşlarımıza en derin kalbi duygularımla iyi akşamlar diyorum. Saygı ve sevgileri iletiyorum. Ayrıca sizin gibi onurlu, sizin gibi dik duruşlu bir habercinin bizleri konuk etmesi, ayrıca HRT bütün çalışanlara, yönetim kurulu adına, Defne Kültür Verein yönetim kurulu adına huzurlarınızda sizlere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu iyi dilekleriniz için. Ayhan Bey, ben sizi tanımadan önce şunu merak ediyorum. Yani ben sizinle yeni tanıştım ama pozitif bir enerjiniz var. O enerjiyi nasıl buluyorsunuz? Yaşama enerjisini, çalışma enerjisini, faaliyet enerjisini nasıl buluyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu enerjinin tek bir kaynağı var. O da benim çok sevdiğim iyi bir aile yapım var. Eşime borçluyum. Harika. Her başarılı erkeğin arkasında onurlu bir eş vardır derler. Ben de o onurlu eşe huzurunuzda teşekkür ederim. Çünkü gerçekten de eşim çok onurlu bir ev kadını. Ayrıca kendisi çalışıyor. Katkıları var. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim. Enerji demek, dürüstlük demek. Dürüstlük demek, insanlık demek. İnsanlık demek, hitap şekli demek. Hitap şekli demek, insanlara karşı bir sorumluluğun olacak. Bu sorumluluğun yerine getirme imkanına sahip oluyorsanız demek ki enerji dolusunuz. Çünkü insanların bakış açısı Avrupa'dakiler farklı oluyor. Bu farka bir de layık olabilme adına çalışıyoruz. Ondan bu enerjiyi alıyoruz. Evet, şimdi çalışmalarınıza geçeceğiz. Bu arada biz de buradan Yenge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ki sizin gibi değerli bir ismi öyle enerji bakımından en azından doldurabilmiş. O şekilde de sizi buraya kadar yolladı. Ona da biz buradan teşekkür ediyoruz. Peki Ayhan Bey, öncelikle şöyle girelim mi? Ayhan Kuzu kimdir? Yani birkaç cümleyle özetleme gerekirse kim Ayhan Kuzu? Ayhan Kuzu 20.10.1965 Hatay'ın Arsuz ilçesinde Üçgüllük beldesinde doğan, ilk öğretimini orada alan, fakir bir babanın evladı. 9 kardeşiz, 7 erkek, 2 kız. Maşallah. Eğitimimi Üçgüllük köyünde aldım. Babam 1972 senesinde İskenderun'a taşıdı. Orada da babam ayrıca limanda bir işçi. Yemeyen yediren, içmeyen içiren, giymeyen giydiren ve hiç kimsenin hakkını, hukukunu, halkçı bir babanın evladı olmanın onurunu yaşıyorum. Bu onura da layık olabilme adına çalışırız. Ondan sonra babam bizleri meslek sahibi edinebilmek adına, kendisi okur yazarlı olmadığından ötürü daima şunu der: onurlu olun, şerefli olun, kimsenin hakkına gasp etmeyin der. Meslek edindik. Kaportacıyım, kaynakçıyım ve iyi bir kaynakçıyım. Şu anda ustamız Allah rahmet eylesin öldü. Sizi burada yetiştiren usta değil mi? Evet, yani İskenderun'da. Hatay'da yani. Evet, yetiştirdi. Ve ondan sonra biz askere gittik. 85 senesine kadar kaportacılık yaptım İskenderun'da. Ondan sonra askere gittim. Askerde 4 yolu acemi birliğim oldu. Ondan sonra Kıbrıs'a gittim. Fakat ilginç bir tarih ki bunu dile getirmeden olmayacak. Ben askerdeyken terisime 4 ay kala Kurban Bayramı'na bizim alay komutanımız
6 gün mazeret izni vererek İskenderun'a annemi babamı görmek adına gönderir. Fakat o tarihte 17 Ağustos 1986 senesinde eşimle tanışmanın onurunu, şerefini yakaladım. Ve o günden itibaren benim hayat felsefem değişti. Ve kendisiyle 8-8-1988 saat 8'de evlendim. Harika yani, hakikaten şimdi biz siz de Almanya'da işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama bizde Türkiye'de genellikle bu tarihler hatırlanmaz ve kavga konusu olur. Türkiye'de genellikle nasıl hatırlamazsınız diye. Evet. Sizin oldukça mutlu bir aile yapınız var ki bütün evet, bu tarihleri hatırlıyorsunuz. Evet, evet evlendikten sonra eşim dedi ki ben Almanya'ya gideceğim. Ben Arabistan'da çalışıyordum. Suudi Arabistan'da, Cidde'de. Ben nereden geldiğimi iyi bilen, hak hukuk yemeyen, sonra Arabistan'a gittim. Eşim sağ olsun, ablası dedi ki bizler hep Avrupa'dayız. Benim bir kız kardeşimizin Almanya'da yoksun olması kendimde uygun görmedim. Ben kız kardeşimi Almanya'ya getireceğim ve ona bir bilet gönderiyor. Bu sefer diyor ki seni de alacağız. Ve ben 31-12-1988 senesinde Almanya'ya adım attım. Evet. Ve o onurlu adımı tabii ki çoğu şunu der. Aa, gözün aydın, oğlunuz Almanya'ya gitti. Sanki Almanya'da dut ağacından yaprak koparır gibi para koparıp buraya geleceksiniz. Değil mi? Böyle bir anlayış vardı. Özellikle o dönemlerde Almanya'daysanız siz zenginsiniz, evet. Paranız çok, işte gelirsiniz gidersiniz falan Türkiye'ye böyle. Yani öyle bir hava vardı değil mi? Maalesef bu havayı Avrupa'dan Türkiye'ye gelip buradaki harcamalarla tanıtmışlar ama yanlış. Öyle olmadığını, hayat ne kadar zor olduğunu, zor şartlarda olduğunu ben kendim yaşadım. Bir kere şunu iyi bilmemizde fayda var. Eğer kıyaslama imkanına sahip olacaksak, şu anda Suriye'deki kardeşlerimiz gelip burada dükkan açıyorlar, hemen çalışıyorlar. Almanya'da öyle bir şey yok. Almanya'da ilk gittiğimiz senelerde 5 sene oturma müsaadesi olmanız gerekir. Ve orada dilini iyi bilmeniz gerekir. Bunları yerine getirdikten sonra bir iş yeri bulma imkanına sahip olursunuz ve çalışırsınız. Yani orada evet. İş açmak, hemen işe gideceksiniz çok zor. Ve oranın özür dilerim, oranın kültürüne ayak uydurmak çok zor. Özellikle Türkiye'de yetişmiş bir kardeşimizin, bir kız kardeşimizin gelin ya da damat, ithal damat olarak bunu yansıtırlar. Oraya gidip de oraya ayak uydurmak çok zor. Bu zorluğu biz çok aştık. Kültür farklı, gelenek tabii, farklı, dil yok, Dil yok, din yok, hiçbir şey yok. Her şey farklı. Her şey farklı. Bir tanesi gelip, ben bunu yaşadım. İlk gittiğim zaman eşime merhaba edip, hemen sarılıp öpmesi bu ağrıma gitti. Dur lan ne oluyor falan. Ne oluyor istiyoruz? İşte bak kültür farkı dediğimiz o yani. Evet, o bir Ali parçası Bey. Sadece. Evet Ali Bey. Baktık Avrupa'da yaşama imkanına sahip olan kardeşlerimizin bunu normal oluşunu bize yansıttılar. Biz de yavaş yavaş oraya ayak uydurmak mecburiyeti oldum. Şöyle devam edelim Ayhan Bey. Şimdi 88 yılında siz Almanya'ya gittiniz. Evet. Demin öyle ifade ettiniz. Almanya'daki yaşantınız başladı. Evet. Ben bunu biraz daha o günleri yaşama adına, biz de bilelim neler yaşadığınız adına. Mesela çok zorluklar var dediniz. Evet, kültür, gelenek, görenek bunların bir parçası. Evet. Diğerleri neydi? Mesela ne gibi zorluklar yaşıyordunuz o dönem için söylüyorum. Özellikle eşim tek başına çalışıyordu. Ben huzurunuzda birine çok teşekkür etmem gerekir. Buyurun. Özellikle Samandağ'ın ilçesinde sevgili Hüseyin Uğur babamız Almanya'da yaşıyordu. Kendisi Frenham şehrinde kalıyordu. Ve beni elinden tutup kaportacı olduğumu duyunca, bir de Hatay İskenderun olduğumu elimden tutup bana çok yardım oldu. Maddi manevi. Siz tanımıyordunuz. Tanımıyordum. Orada siz Hatay'da evet. olduğunuzu duyunca yardımcı evet. oldu. Evet. Ayrıca sevgili baldızım bizi bir sene evinde barındırdı. Bir lira talep etmeden. Biz İşe başladık, işte kaportacı, şurada burada başladık. Çünkü kimse resmi devlet işlerinde size iş vermiyor. Biz ev bulamıyorduk. İnanır mısınız? Yani bunu yanlış kullanmasın. Biz 6 ay matras
hiçbir şeyimiz yoktu, matrasın üzerinde yattık. Çünkü para yok, eşiniz tek başına çalışıyor. Yeni gitmişsiniz, yeni ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Ayak uydurmaya çalışıyorsunuz, çevreniz yok. Sizi hep hor görüyorlar, işte dün geldiniz, sizi getiren uçak geri gitmedi. Bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, sizi hemen tepkiyle karşılıyorlar. Ama Allah'ımıza binlerce şükürler olsun, biz bunu açtık. Nasıl açtık? Nereden geldiğimizi unutmayarak, çalışarak. Türkler açtı değil mi? Yani sadece henkuz olarak söylemiyorsunuz. Tabii bence. Canım. Diğer kardeşlerimizden ama maalesef evlenip de oraya giden çoğunun yuvası gitti. Çoğunun çatısı gitti. Yani Ali Bey, siz inşallah yakında davetlimiz olarak gireceksiniz. Bakınız, Almanya'da bir hastalık var insanların içinde. Çoğunu demiyorum. Otomat hastalığı var. Çoğu aylığını alır gider otomatlarda oynar. Çoğu insanlar buraya gelip de görüldüğü gibi değil. O otomat dediğiniz şey ne? Yani parayı atar, çevirir. Kumar gibi bir şey. Kumar gibi bir şey. Yani kumardan da bir kötü. Çok şükür onlara biz alet olmadık. Biz dedik ki geldiğimiz yere layık olabilme adına, nereden geldiğimizi unutmamak adına çalıştık ve 1990'da Exos firmasında işe başladım kaynakçı olarak. Ve oradan 2000 senesine kadar çalıştım. Çok da verimli olduk. Herkesin sevgisini kazandık. Ve eşim de çalıştı. Çok şükür Allah'a birlik beraberlik içerisinde belli bir yere geldik. Sonradan bu firma kapandı. Bizi Avrupa'ya götürdü. Fransa'ya götürdü. Fransa, evet. Danimarka, Hollanda, İspanya, İngiltere, bütün Avrupa ülkelerini gezdik. Namusumuzla, şerefimizle çalıştık. Hiç kimseye muhtaç olmadık. Bu duruma geldik diyorsunuz. Bu duruma geldik. Evet. Tamamlayın lütfen cümlenizi. Bu duruma geldik ve bu durumdan biz özellikle Avrupa'ya sonradan giden kardeşlerimize örnek teşkil etme adına, şurada hata yapma, şu yere gidersen böyle olur, bu yola gidersen böyle olur dedik. Demeye de devam ettik. Büyüklerimiz geçmişte çok güzel örnek teşkil etmişlerdir. Özellikle bizim büyüklerimiz işte bir araba için, bir tarla için, bir traktör için, bir ev için gitmişler. Fakat orada kalıcı olmuşlar. Onurlarıyla. Buna da layık olabilme adına biz de kendilerine layık olacağız inşallah. İnşallah. Ve çalışıyoruz çok şükür Allah'a. Peki Sayın Kuzu, şimdi Almanya'da özellikle Avrupa'nın diğer ülkelerinde de benzer durumlar var ama buradan işte sizler gibi, sizin de demin ifade ettiğiniz gibi ya bir traktör alayım, bir daire alayım, bir bilmem bir arsa alayım diye gidip orada kalıcı olanlar ve kalıcı kaldıktan sonra da fabrika sahibi bile olanlar oldu. Tabii. İş yerleri sahibi, fabrika sahibi olanlar oldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz birkaç cümleyle? Yani bu nedir bunun adı? Nasıl okunur bu? Şimdi eskiden... Yani Türk insanın çalışkanlığı mıdır? Çalışkanlığından mıdır? Çalışkanlığından ziyade artık ben buralıyım dedirttirmeye başladım. Yani oraya gidip de kazma kürekle çalışan birinci nesile söylüyorum. O itibarı ikinci nesle. İkinci nesilden üçüncü nesil, şu anda dördüncü nesil. Eskiden bir avukatımız mı vardı? Hayır. Şu anda savcılarımız var, hakimlerimiz var, iş adamlarımız var ve bir sürü Türk iş adamlarımız, bir sürü Türk vatandaşlarımızı yanlarında çalıştırma imkanına sahip oluyor. Ayrıyeten dili, dini, mezhebi, rengi ne bakmadan Almanları, diğer ülkelerden insanları yanlarında çalıştırıyorlar. Ya şöyle bir şey var mı? Yani ben ilk geldiğimde mesela demin siz de söylediniz, biz ilk gittiğimizde çok ciddi zorluklar yaşadık, evet. Ötekileştirildik. Dendi ki ya arkadaş bak senin daha gelir, seni getiren uçak daha gitmedi şimdi mi şey olduğun gibi. İnsanımızda bu var mıydı? Ya siz bana çok çektirdiniz işte ben de çalışıp bak buraya kadar geldim gibi bir şey de var mı? Tabii canım ki kimseye mahcup. Etkili oldu mu? Etkili oldu, bayağı etkili oldu. Şimdi şöyle, balık yemeği değil balık tutmayı öğreteceksiniz. Eğer biz her gelene balık verirsek der ki nasıl olsa balığımız hazır. Ama biz böyle yapmıyoruz. Özellikle bir baba olarak ben her zaman şunu söylemişim çocuklarıma. Eğer ben bir baba olarak hata yapma imkanına sahip olursam, benim çocuklarım zamanla o hatayı yapma imkanına sahip olurlarsa, hangi yüzle karşılarına dikilip de diyeceğim, siz bu hatayı yaptınız, kalkıp da demezler mi Ali Bey, baba kusura bakma, ilk önce bu hatayı siz yaptınız. Bunu dedirtmemek için biz çalıştık. Bir de bu konuda çok zorluklar yaşadınız. Birazdan Defne Kültür Derneği'ne geleceğiz ama ailenizi koruma adına, çünkü demin de sizin de ifade ettiğiniz gibi oradaki gelenek, görenekler farklı olunca, aile yapısını, Türk aile yapısını orada korumak herhalde zor. Ayrıca bir çaba gerektiriyor. Tabii, çünkü tabii. Çocuklar oraya göre büyüyor. Evet.
Bunda da çok sıkıntılar yaşanıyor değil mi o Türk aileler yani? Şimdi tam da yaramıza tuz bastınız. Türklerin yarısına tuz bastık tabii elbette. Özellikle Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz. Yaşayan Türkler, evet. Türkiye'de gidip de orada evlenip işte çocuk sahibi olan insanların Türkiye'deki kültürü benimserler. Çocuklarına Türkiye'deki kültürü vermeye çalışırlar. Ama maalesef bir sürü zorluklarla karşı karşıyayız. Çoğu aile veremiyor da. Çoğu aile veremiyor. Daha önce işte derneklerin çalışması, birazdan oraya geleceğiz. Tabii tabii. Büyüklerimizin işte buraya gelin gidemezsin, şuna gelin gidemezsin. Kendi yöremiz, kendi dilimiz, dinimiz. Baskısı. Bir de azınlık olunca korumaya çalışıyorsun. Daha da korumaya koruyorsun. Çalışıyoruz. maalesef çoğu kişimiz işte diğer ülkeler kardeşlerimizle evlenmiş. Hayat kurmuş. Biz de bu hayatı alkışlamaktan başka elimizden bir şey gelmez. Ama biz ilerisi için tedbirlerimizi aldık. Çocuklarımızı kaybetmemeye, kazanmaya karar verdik. Bir hüzün gördüm Ayhan Bey sizde. Ben bu konuyu getirdiğimde sanki şöyle biraz duraksadınız. Yani evet istemiyorduk aslında böyle olsun. Korumaya çalıştık ama işte kendi aileleri oldu. Avrupalı bayanlarla evlendiler. Ya da yani erkekleriniz Avrupalı bayanlarla evlendi. Oradaki sizin bayanlar belki Avrupalı erkeklerle evlendi. Sanki biraz da böyle ya istemiyorduk ama oldu. Alkışlamaktan başka çaremiz kalmadı gibi bir şey hissettim sizde. Evet doğrudur. Doğrudur. Ben bir kızımızın Avrupa'da bir yabancı ülke vatandaşına gelin gitmesinden yana değilim. Hı hı. Ama o bacımız belki bir evlilik yapmış, istediği gibi evliliği gitmemiştir. İkinci bir evliliği yapmış, bir Alman vatandaşında mutluluğu görmüş ve evlenmiş. Biz buna saygı duyarız. Ne gibi sakıncaları var ki? Yani mesela bir Alman bayanla evlenen bir Türk erkeği. Yani siz orada yaşıyorsunuz. Tabii ki Ali Bey'in netice itibariyle kültürümüzde doğan çocukları, diyelim ki bir Alman kızımızla bir vatandaşımız evlendiğinde bir taraf Alman'dan bir taraf vatandaşımızdan. Bir defa soy bile karışıyor. Tabii canım yani soy değişiyor ondan sonra bunun hangi kültüre oraya mı aitsin buraya mı aitsin çocuk itibariyle. Hangi okula götüreceğiz? Kiliseye mi göndereceğiz? Camiye mi göndereceğiz? Evet, cemevine mi göndereceğiz? Işte, ne güzel açıyoruz. Yani nereye hangisine? Birisi kalkıp der ki hayır benim kültürümü alacak. O biri der ki hayır benim kültürümü. Yani bu çelişkiyi çok yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Oğlan kime oluyor? Çocuklara oluyor. Yani anne baba neticede birbirine kızgın olabilirler. Ertesi gün birbirinden ayrılmış olabilirler. O onun evine gitmez, o onun evine gitmez. Ama olan maalesef üzülerek söylüyorum. Bir dernek başkanı olarak söylüyorum. Bir baba olarak söylüyorum. Bir aile reisi olarak söylüyorum. Bunlar çocuklara yansıyor. Ve çocuklar ne oluyor? Geliyor Alman devleti, alıp bu çocukları yuvaya koyuyor. Peki Alman devletinin vermiş olduğu kültürle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşama imkanına sahip olan bir vatandaşımızın kültürü bir mi? Ya da aile arasında büyüme imkanına sahip olan annenin babanın vermiş olduğu kültürle terbiyeyle bir mi olur Ali Bey? Size soruyorum. Bir olmuyor. Ne olacak? Oranın kültürüyle büyüyecek. Oranın yaşantısıyla büyüyecek. Oranın yemekleriyle büyüyecek. Bu sefer çocuklarımızı da kaybetmiş oluyor. Çoğu baba da şöyle bir şey yapmış, nasıl olsa anne bırakmış, bu sefer oradaki evlilikler bitiyor, geliyor Türkiye'de değişik bir tarz veriyor, kendini yüksek bir mertebede, işte Mercedes'i çekip geliyor ve buradaki bir kardeşimizle evlenip oraya gidiyor. Ondan sonra buradan giden kız kardeşimiz de orada evli olduğunu görüyor. Bu sefer ikinci yuva da bozuluyor. Gel ayakla birinci taşını diyorsun. Evet. Böyle bir zorluklarla beraberiz peki, maalesef. Peki Ayhan Bey şimdi sizin derneğe elbette geleceğiz ama derneğe gelmeden önce son sorum olacak. Buyurun. Şimdi demin siz ilk Almanya'ya gittiğiniz yıllarda yaşadığınız zorlukları anlattınız. Aradan siz 88'de gitmişsiniz Almanya'ya. Evet aradan 30 yıl, 35 yıl, 27. 40 yıl. Öyle değil mi? 88 deseniz, 90 deseniz tabii 30 yıl. Evet. 30 yıl gibi bir süre geçmiş aradan. 30 yıl önceki yaşadığınız sorunlarla elbette dünya değişiyor, gelişiyor, teknoloji büyüyor. Şu anki sorunlar benzeşiyor mu? Ya da şu anki sorunlar ne? Tamamıyla zıt oldu. Şimdi o dönemlerde iş bulma imkanına sahip olamıyordunuz. Yani dilden ötürü. Dil bilmiyordunuz. Bilmiyorum. Şimdi dil biliyorsunuz. Şimdi yaşam tarzlarını biliyorsunuz. Tabii, hatta tabii. Kısmen benimsediğiniz yaşam tarzlarını. Tabii tabii. Şimdi şöyle bizler eğer siz yaşama imkanına sahip olduğunuz o ülkenin şartlarını, kanunlarını yerine getirme imkanına sahip olursanız
bütün insanlar size saygı duyar. Hı. Örnek vereyim size. Eğer burası Temoto yolundan gidiyorsanız, sürat 100, siz kalkıp 140 ile giderseniz ceza yersiniz. Evet. Yani biz oranın kanunlarına göre, şartlarına göre hareket etme imkanına sahip olduğumuzdan ötürü bu konuda çok rahatız. Hı. Fakat asıl sıkıntımız Ali Bey, şöyle, anne babalar çalıştığı için, ben de bu işin içinde dahilim, çocuklarımıza yeterince zamanı ayırmadığımız için, çocuklarımız zamanla büyüdükten sonra kendilerini yalnızlaştırıyorlar. İşte gelir biri, bir kafeteryaya gidip bir çay içelim, bir şişe kahve içelim, sigaraya başlıyorlar, diskoteklere gidiyorlar. İşte efendime söyleyeyim, istemediğimiz, arzu etme imkanına sahip olmadığımız şeylerle karşı karşıya görüyoruz. İşte eroin kullanıyorlar, hap kullanıyorlar, şunu bunu kullanıyorlar. Biz bunun önüne geçebilme adına şunu diyoruz. Lütfen herkes çocuklarına baksın. Sahip çıksın. Sahip çıksın. Çocuklar başıboş bırakılmaz. Hı hı. Onun için biz buna çok dikkat ediyoruz. Ama özellikle Avrupa'da onurlu, şerefli, hasiyetli aileler, dimdik ayakta duran ailelerimiz var. Yani Türk örf adetlerini tabii, sürdüren. Sürdüren ve sürdürmeye de devam eden, hiçbir taviz vermeyen insanlarımız da var. Hı. Ama benim kızıma, benim oğluma bir şey olmaz. Git oğlum gece diskoteklere. Geldiği zaman sarhoş da geliyor. Sarhoş insandan, baba da sarhoş, anne de sarhoş. Ne yapacaksınız? Kime dert yanacaksınız? Bir aile dağılıyor, parçalanıyor. Bir aile dağılıyor, parçalanıyor. Aslında dağılan parçanın sadece aileleri değildi. Bizim örf geleneklerimiz de parçalanıyordu. Maalesef. Yaşam tarzımız da parçalanıyordu, evet, değil mi? Maalesef. Bu tür sorunlar. Bu sorunlarla çok karşı karşıya kalıyoruz. Ama inşallah yakın bir zamanda, son dönemlerde özellikle, dördüncü nesil dediğimiz, şu anda okuyorlar ve meslek sahibi ediniyorlar. Kimi eskiden Almanya'da avukat ya da savcı ya da hakim ya da iş adamı görme imkanına sahip olmuyorduk. Şimdi 15-20 sene önce, şimdi işveren konumuna geldik. Hukukçularımız oldu, avukatlarımız oldu, savcılarımız oldu. Ve aynı ayrıyeten aileleri birlendirme dernekler oldu. Aileleri yönlendirme derneklerimiz oldu. Mesela diyelim ki ben bu kanunu çok seviyorum. Keşke bu kanunu Türkiye'de görmüş olsam. Keşke bunu Türkiye'deki devlet başkanlarımdan duysam. Şöyle ki, Almanya'nın kanunu şudur. Diyor ki, işsiz insanın ev kirasına %67 yardım edeceğim. Ama bunun Türk, İtalyan, Alman, Hristiyan, Yugoslav bakmıyor. Kanun kanundur. Herkese eşittir. Ama ben bunu Türkiye'de görmedim. Ben de şunu sormak istiyordum. Siz kendinizi oradaki bir Almanla, Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Eşit haklara sahip görüyor musunuz? Yani tabii canım. Tabii ki bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Yani şimdi neticede şöyle bir standart var. Diyelim ki 1.000 lira aylık alıyorsunuz. İşsiz kaldınız. İş merkezine gidiyorsunuz. İşsizlik gidiyorsunuz almak için oraya. Diyor ki sizin aylığınız 1.000 euro. Sizde %67 vereceğiz. Kalkıp da %68 vermez. Ama vatandaşlarımız şuna iyi dikkat etmesi gerekir. Bir fabrika diyor ki siz artık yeterince burada çalışmışsınız. Gel size 100.000 euro çıkış parası verelim. Çıkış parasını alıyor, gidiyor işsizlik parasını almaya. Diyor ki bir dakika, sen burada 100.000 euro almışsın. Git bu 100.000 euroyu bitir, öyle gel. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız dini, ırkı, mezhebi, rengi ne olursa olsun hep eşit haklarda. Size ben basit bir örnek vereyim, özür dilerim. Buyurun. Belki konumuzun dışına çıkıyoruz. Evet, estağfurullah, bunu sohbet ediyoruz ya. Bizim program sohbet programı. Suriye'deki süreç başlandığından şimdiye kadar bir sürü iltica Türkiye'ye geldi. 2 milyon olduğu söyleniyor şu anda Türkiye'de. 2 milyon. Evet. Ali Bey, Avrupa'da bir ilticacı başvurusu yaptığı zaman kendisine derler ki, mesal olarak, sen Hatay il sınırlarını terk edip gidemezsiniz. Bir kağıt verirler. Sizin geçiminiz 280 euro, size bu parayı vereceğiz. Ev kiranızı vereceğiz. Ama hatta il sınırlarının dışına çıkma bir kuralı var diyorsun. Bir kuralı var. Var. Bir projesi bir kuralı var. Var. Bir projesi var. Ben size 1,5 haftadan ben buradayım. O güzelim. Ben buradan yetkililere sizin aracınızla da sesleniyorum. Buyurun, seslenin. Peki gerçi pek duymuyorlar ama seslenin siz yine. Özellikle özellikle Vali Bey'e, Sayın Lekesiz Bey'e, özellikle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü'ne, belediye başkanlarına sizlerden
sizin aracınıza da kendilerinden rica ediyorum. Hanım Bey, Türk vatandaşısınız ben ve bir elbette vatandaş sorma olarak, sorgulama nasihatlarınızı söyleme hakkınız var. Tabii ki söyleyeceğim. Ben bir vatandaş olarak o güzelim İskenderun sahiline ailece iki defa çıktım. Kendimden utandım. Neden utandım? Aileler yürürken Suriye'den gelen gençler tekerli bisiklet var ya, hı hı, önünü kaldırarak pedal çeviriyor, eşimin sırtına yapışıyor. Benim eşim değil, o birinin sırtına yapışıyor. Ben bunu etik görmedim. Türkiye Cumhuriyeti Valiliği, Kaymakamlığı, Emniyet Müdürleri bizim emniyetimizi korumakla mükelliftir. Evet. Ben ikinci defa çıkmadım sahile. Ve bir şey söylediğiniz zaman 5-6 kişi gruplanıp Arapça anlamadığımızı zannediyorlar. Ama evet, bizim ana dilimiz Arapça olduğundan ötürü biz Arapça onlardan daha iyi konuşabiliriz. Aza alınmayan kelimeleri kullanıyorlar. Benim eşim ya da benim kızım sahilde dolaşırken değişik sözlerle karşı karşıya kaldım. Buyurun. Yani ya onlarla rezil olacaksın veyahut da susup gideceksin ve kendi memleketindesin yani. Tabii. Yani biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularındanız atalarımız. Savaştılar. Toprak bütünmezliğini savunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine bağlı bir evet, vatandaş olarak. Evet, doğru. İznimi rahat bir şekilde annemi babamı görme imkanına sahip olabilme adına binlerce kilometreyi tepip binlerce euroyu burada harcamak için veriyoruz. Ama kendi memleketinizde huzuru bulma imkanına sahip olamıyorsanız bunu ben yadırgarım. Peki Ayhan Bey, buraya zaten geleceğiz. Sorularım arasında da var aslında bu konu. Ama artık ben evet Defne Kültür Derneği'ne gelmek istiyorum. O sizin tabii sizinle beraber yönetim kurulu üyeleri de vardır, kurucu üyeleri de vardır. Beraber hareket evet, ettiğiniz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Defne Kültür Derneği diyoruz ve şöyle soruyorum, kuliste de konuştuğumuz gibi. Yani ben diyorum ki ya hiçbir şey yoktan var edilmez. Bir anda öyle evet, bir şey olmaz. Yani ben de diyorum ki herhalde Ayhan Bey akşam uyudu, sabah uyandı. Ya bir kültür derneği açayım, adını Defne koyayım demedi. Bir ihtiyaçtan kaynaklandı değil mi? Evet. Neydi o ihtiyaç? Teşekkür ederim. Özellikle geçmişte dernekçilik, Almanya'da dernekçilik yapma imkanına sahip olan diğer dernek başkanlarını huzurunuzda en derin kalbi duygularımla selamlıyorum. Teşekkür ederim bu yolda bize yol açtıkları için. Biz buraya yol yapmak adına, yol açma adına, insanları birleştirme adına bir ihtiyaçtan bahsettiniz. Doğrudur. Ben size şunu söyleyeyim. Sevgili Salih Büyük Aşık amcamız yıllar yılı Avrupa'da Akdeniz kültürünü yaşatan, hı hı, kültürüne, diline de bağlı olan bir babamız, büyüğümüz. Geçmişte dernekler vardı. Dernekler bir konumda ayrı düşüldü, çalışmaz hale geldi. Bir gün dediler ki biz bir dernek kuralım ve bu derneği farklı bir konumda alalım. Toparlandık. Yola 11 kişiyle çıktık. Ve 19.06.2011 tarihinde Defne Kültür Derneği'ni kurduk. Ayrıca Akdeniz Arap Alevileri Derneği vardı Mannheim'de. Bir de Hataylıların Derneği vardı. Yani bölünme vardı. Buradan da Lütfü Bey'e, Lütfü Bey, Şengül Bey'e huzurlarınıza teşekkür ederim. Ayrıca İsmail Bey'e de, eski başkanımıza da teşekkür ediyorum. Baktık Defne Kültür Derneği'ni, Defne ismini nereden getirdik? Evet, arkadaşlar, her şeyden önce o aklınıza geldi. Kimi diyor Arap Alevileri, kimi diyor Akdeniz, kimi diyor işte Mersin, Adana, Hatay. Biz buna dedik ki gelin, Defne'nin bir özelliği var geçmişten. İşte Toroslardan ta Suriye sınırına kadar, Suriye'ye kadar Defne ağacı var. Defne koyalım ve Defne ağacı dalları var, gölgesi var. Böyle gölgenin altına bütün ehlibet makamını yücete, Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı, kişiliğini, dürüstlüğünü benimseme imkanına sahip olabilecek insanları, aileleri bir çatı altında alak ve öyle yola çıkalım. Evet. Ve bu derneği öyle kurduk. Ve Ali Bey inanın, Defne ağacının önemli bir rolü oldu yani. Çünkü defne evet, oldukça da yaygın Akdeniz tabii, bölgesinde. Yapraklarını sevilen, hiç dökmeyen, bilmeyenler için söylüyorum, mis gibi bir kokusu olan ve mitolojide hikayesi olan bir ağaçtır evet, defne. Evet, bir kralın evet, kızının ismi. Değil mi? Evet, evet. Biz Defne Kültür Derneği'ni kurduk ve 7 kişiyle yola çıktık. Biz yola çıkarken şunu söyledik. Bir, dürüst olacağız.
İki, şeffaf olacağız. Üç, herkese eşit mesafede duracağız. Hı hı. Biz bu ilkelere bağlı olduğumuz. Tabii ki yönetim kurulun içerisinde ilk yönetim kurulu kurucularından en genci benim. Teveccühleri beni başkan yaptılar. Özellikle bizim büyüğümüz olan Edip Aydıngül, Sait Uzun, Fuat Kuzay, Ayhan Öztürhan. Yani bunlar dimdik duran ve çalışmayı benimseyen Şöhret Gül, hı hı, hanımefendi. Beraber yola çıktınız. Beraber yola çıktık. Yani. Sait Uzun işte, Salih amcamız, babamız. Beraber çıktık. İnanın ilk etapta bir yer alma imkanına sahip olamıyorduk. Bir yer kiralayacaktık, yok. Üye yapacaktık, insanların güvenliği kalmamış. İnsanlar artık dağılmış. İnsanları bir araya getiremiyorduk. Hı hı. Ne yaptık? Tek tek, kapı kapı dolaştık. Biz burada bir dernek kurduk. Ve bu derneği ilerisi için birlik beraberlik içerisinde kendi kültürümüzü, dilimizi, dinimizi, çocuklarımızı bir araya getirme adına dedik ki lütfen bize destek olun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki şimdi 195 aile üyemiz var. Berlin'den var, München'den var, Augsburg'dan var, Stuttgart'tan var. Oldukça genç bir derneksiniz yani henüz 2-3 yıllık bir derneksiniz. Tabii tabii. Burada da huzurlarınızda teşekkür etmeden geçemeyeceğim müsaade ederseniz. Tabii buyurun efendim. Bizim onurumuz, nefesimiz, ruhumuz, beynimiz, dilimiz, dinimiz, her şeyimiz. Sevgili Ehda Genel Başkanı Seyit Ali Yaral hocamıza huzurlarınızda teşekkür ederim. Evet. Dik duruşuyla, insanlara hitap şekliyle, insanları ötekileştirmeden, insanları kırmadan Avrupa'ya ilk götürenler Defne Kültür Derneği götürdü. Ayrıca onurlu dik duruşuyla Avrupa'da birçok insanın soğuk baktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne sevgili Refik Er Yılmaz'ın sayesinde bunu tersine çeviren, bu çevrede Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin genelinde kirli siyasete rağmen kendisinin dik duruşundan ötürü huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim. Çünkü kendileri dik durduğu müddetçe oradaki insanların desteğini alır. Biz bir sürü sevgili Refik Er Yılmaz'ı götürdük. İlk etapta Hatay Medeniyetler ve Ehlibeyt paneli düzenledik. Biz bunu zor şartlarda getirdik. Ama sevgili vekilimle değerli hocamız Almanya'nın 17 şehrinde, Avusturya'da, İsviçre'de, Belçika'da, Fransa'da, Hollanda'da paneller düzenledik. Biz ilk panelimizi canlı verdik Yol TV aracılığıyla. Siz de bunu canlı yayınladınız. Biz ne şartlarda bu panelleri hazırlayıp sunduğumuzu bir Allah bir benim yönetim kurulu. Elbette. Ben huzurunuzda yönetim kuruluma da ayrıca kendilerine teşekkür ederim. Çok ciddi bir emek isterim. Tabii ki, tabii ki yani bu finans nasıl sağlanacak? Maddi olarak nasıl? Ayrıca sponsorlarımız çok önemli. Özellikle Avrupa'da. Yani Lakpredes'in sahibi Ali Güzel Beyefendi'ye de huzurunuza teşekkür ederim. Eurofish sahibisi Tamer Sarıoğlu. Efendime söyleyeyim Serap Umay Hanımefendi'ye. Selim Pastanesi'ne. Fuat Kuzay Beyefendi'ye. Şemberber Salonu'na. Yani biz onların sayesinde belli bir mertebeyi, belli bir zorlukları aştık. Ve çok şükürler olsun ki şimdi Avrupa'da en fazla aktivite gösteren derneğiz. Harika, harika. Özellikle kaç üyeniz var dediniz Ayhan Bey'in? Bizim şu anda tıkır tıkır her ay aidatını ödeyen 195 aile. Düzenli 195 üyeniz var. Tabii bu rakam yani sizin bu rakamda güttüğünüz hedef ne? 5 yıl sonra biz aslında bunu hedefliyoruz diyebiliyor musunuz? Üye bakımından soruyorum sadece. Şimdi tabii ki biz her onurlu üyemizin gidişatının ne bahasına olursa olsun üye olup da sonradan istifa edip gidenleri gitmelerinden yana değiliz. Onları nasıl kazanırız? Onun mücadelesini vereceğiz, vermeye bir, de davet bölgede mi faaliyet gösteriyorsunuz? Mannheim dediğiniz bir kasaba mı, şehir mi? Mannheim güzel bir şehir. Güzel bir şehir. Şu anda oraya mı hitap ediyorsunuz siz? Biz Almanya'nın her tarafına hitap ediyoruz. Her tarafına hitap ediyorsunuz. Demin Berlin'den mesela bizim üyemiz var, Münşen'den üyemiz var. Evet. Bizim Defne Kültür Derneği'nin kurmamızın bir sebebi var.
Tek bir sebep, o da nedir biliyor musunuz? Bizim kültürümüzü, dilimizi, dinimizi taşımak, çocuklarımıza iyi bir miras bırakmak. Evet, nihai hedefimiz bu diyorsunuz. Tabii ki bu. Ve mazlumun yanında her zaman yer alan bir derneğiz. Hı hı. Zalimin yanında hiçbir zaman için yer almadık. Ehl-i Beyt zaten alamaz. Zalimin yanında yer almaz. Sürekli çünkü mazlum olmuştur. Bir de bu zalim, mazlum olayla ilgili şeyde hatırlıyorum. Belki siz de bilirsiniz. Bunu da buradan sevgili seyircilerimizle paylaşalım. Zaten mazlumun yanında yer almanız doğal olarak. Yani Ehl-i Beyt'in doğasında bu var. Evet. Bir gün komşunun biri İmam Ali'ye gidiyor, Hazreti Ali'ye gidiyor. Komşusunu şikayet ediyor. Diyor ki ya Ali diyor, bu adam bana diyor işte suyunu bırakıyor, kirli suyunu bana doğru bırakıyor, gürültü yapıyor, bilmem camımı kırıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Velhasıl bana zulmediyor diyor. Yani sürekli bir zulm halinde diyor. İmam Ali de diyor ki ona, iyi ki diyor sen o konumdasın, zulm görensin diyor. Ya da ya zulm edenlerden olsaydın diyor. Evet, yani bak yani söylemiş. İyi ki zulm görüyorsun da yani buna şükret diyor. Ya zalim olsaydın diyor. Yani evet. Aleviliğin felsefesinde bu var zaten. Evet. Mazlumun yanında yer almak ve sürekli zulüm gören. Zaten sürekli zulüm gören bir toplum Alevilik toplumu. Yani ta Kerbela'dan başlayın bugüne değin. İşte evet. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta evet. Daha düne kadar hala işleniyor. İşte Suriye'de şu anda olup bitenler belki birazdan ona değiniriz. Evet. Yani onun için tabii mazlumun yanında olmanız. Ben müsaadenizden iki şeyi dile getirmek buyurun. İstiyorum. Bir, Defne Kültür Derneği'nin bir özelliği var. Bu özelliğine layık olabilme adına insanlarımızı bir çatı altına getirdik. Mesela her ayın ilk pazarında dernek binamızda küçük olmasına rağmen birisi gelip de binanız nerede? Vallahi daha binamız yok işte arıyoruz demektense binamız burada demeyi tercih ederiz. Neticesinde yağmur yağdığı zaman başımıza yağmıyor ya. Ve bütün aileleri her ayın ilk pazarında kahvaltıda buluşturma imkanına sahip oluyoruz. Bakınız bunun altını çizelim. Aile diyoruz. Şahıs demiyoruz. Aile. Herkes ailesiyle, kızıyla, çocuğuyla geliyor. Ve bunun sonucunda benim kızım var, sizin oğlunuz var, sizin kızınız, onun oğlu var. Oradaki kaynaşmayı görüyoruz. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki şu anda bir sürü aileyi birleştirdik, evlendirdik. Aynen. En son örnek benim oğlum mesela. Örneğin cumartesi günleri çocuklarımıza Almanca, Fransızca, İngilizce, bilgisayar kursu artı ev ödevlerinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca matematik üzerinde ders veriyoruz. Burada da Sait Bey'e, Sait Uzun Bey'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Evet. Ders veriyoruz. Hiçbir lira talep etmeden. Pazar günleri sevgili bacımız yönetim kurulu kardeşimiz Güler Aslan Yürek çocuklarımıza Arapça Kur'an dersi veriyoruz. Bundan Kur'an-ı Kerim dersini tabii, orada tabii. Kur'an-ı Kerim'imizi tabii. Yaşatmaya çalışıyorsunuz. Biz bunun araştırmasını yaptık. En son hocamız sevgili Seyyid Ali Yaralım hocamızın da tespitleri doğrultusunda dünyada ataların dilini unutan tek şahıs nesiliz biz Araplar, Arap Alevleri. Akdeniz Arap evet. Alevleri. Ataların dilini bilmeyen tekiz. Şimdi benim kızım mesela fazla Arapça bilmiyor. Evet. Benim annem Arapça, benim babam Arapça. Annemin annesi hep Arapça konuşurdu. Ana dil. Ana dili çok unutmuşuz. Evet. Dilin unutan kültürün de unutur. Kültürün unutan insanlığını da unutur. Onun için biz bunun mücadelesini veriyoruz. Defne evet yani kısacası olarak. Şunu diyorsunuz. Dernek olarak biz bu derneği demin de ifade ettik aslında program akışı içerisinde. Evet kültürümüz demiştik, geleneklerimiz demiştik, göreneklerimiz demiştik ama siz bir şey hatırlattınız. Harika bir şey hatırlattınız. Bir de dinimiz dediniz. Evet. Kur'an-ı Kerim kursları veriyoruz dediniz. Evet. Elbette biz oradan gelmeyiz. Ehl-i Beyt'in özü Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Ve doğal olarak elbette Kur'an-ı Kerim'i de bilmemiz gerekiyordu. Bu konuda da önemli faaliyetleriniz var. Onun için onun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Dinimiz kelimesinin önünde biraz daha durmak istiyorum. Dinimiz, dilimiz, insanlarımız bunu iyi kullanmalarından yanayım. Ehl-i Beyt Kur'an'a tabi. Evet. Alevilik İslam'ın özü. Evet. Biz Kur'an'ı iyi bilenlerdeniz. Evet. Elhamdülillah. Çok şükür Allah'a. Ve şükürler olsun ki şu anda çocuklarımız dernekte ufak çocuklarımız bile Kur'an okumaya başladı. Ve hiç kimseden yardım almadan ne devlet güvencesinden ne de Alman hükümetinden bir lira talep etmiyoruz.
Neden etmiyoruz? Hakkımız var, alabiliriz. Ama ileride demesinler, siz bizim sayemizde bu merdivenleri yürüttünüz, çıktınız. Evet. Onu evet. dettirmemek adına onurlu üyelerimizin sayesinde ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın sayesinde biz bu dili, bu dini, bu Kur'an'ı ileri taşımak adına taşıdık. Peki şunu yapıyor musunuz Ayhan Bey? Buyurun. Bu oldukça önemli. Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş, laik, demokrat, özgürlükçü, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bu çok önemli. Şimdi söyleyeceğim. Arkadaş bakın biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz. Dinimizin özünü öğreniyoruz ve öğretiyoruz. İşte bakın Orta Doğu'da gördüğünüz o Allahu Ekber nidaları arasında kafa kol kesen, insanların yüreğini söküp yiyenlerden bu Müslümanlık değildir. İslam bu değildir. Bunu anlatabiliyor musunuz oradakilere? Tabii ki, Almanlara, yabancılara. Tabii ki anlatabiliyoruz. İslam budur işte Hazreti Muhammed'dir, Hazreti Ali'dir. Evet. Oradaki kafa kesenler değildir Allahu Ekber nidaları arasında. Bunu anlatabiliyor muyuz? Bir gün Reyhanlı'da bir katliam oldu. Evet. Bu katliamı yapanlara şiddetle kınıyorum. Oradaki vatandaşlarımızı, ruhunu kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette bir kez daha Reyhanlı'yı hatırlamış evet. olduk. Ne yazık ki ben, böyle bir katliam yaşadık. Reyhanlı katliamının yürüyüşünü kınamak adına Mannheim'de yürüyüşler yaptık. Evet. Akşamüstü bir Alman kardeşimiz de, Alman vatandaş, orada evler yan yana bahçeli. Hı hı. Televizyonu açtığımda sevgili başbakan, Sünni kardeşlerimizi katlettiler kelimesi. Böyle bir cümle kullandı, çok da tepki çekti ama yani. Bu evet, talihsizce bir kelime. Kaldı ki orada ölenler sadece Sünniler değildi, evet. Aleviler de vardı evet. içinde. Bir baba, bir aile reisini düşünün. 3 tane çocuğu varsa, tabaklarının hepsine et, sonundakine kemik mi verir? Çocuklarını ötekileştirir mi? Ötekileştirmez. Ben Sayın Başbakanımızdan zamanında Hatay'la Suriye ilişkilerini iyi bir konuma getirdiği zaman pasaport değil de kimlikle girme imkanına sahip olduğumuzda ilk alkışlarından birisiyim. Hepimiz alkışladık o zaman evet. elbette dostluk, evet. kardeşlik adına. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kapı Kulesi'nden 30 sene, 20 sene önce girdiğimizdeki yollarla şimdiki yollar bir değil. Alkışladık. Ama ben demokrasi götüreceğim dediği zaman ve şu anda şiddetle kınadığımız, karşı olduğumuz Suriye'deki kardeşlerimizin kafaların derisini yüzüyorlar, bacılarımıza tecavüz ediyorlar, genç kızlarımızı tecavüz edip dışarıda satıyorlar. Siz kiminle demokrasiyi götüreceksiniz? Gerçi bu açıklamayı sevgili Refik Er Yılmaz vekilimiz hep dile getiriyor. Siz kiminle demokrasiyi götüreceksiniz? Hı hı. 70 ülkede ithal, kendi memleketinde araba kullanma imkanına sahip olmayan hanımefendilerle mi götüreceksiniz? Yobaz insanlarla mı götüreceksiniz? Yani Katar'dan, Arabistan'dan, yani. Pakistan'dan vesairenden. Ben artık Antakya'ya gelmekten korkuyorum. Eskiden alışverişimizi burada yapıyoruz, şimdi korkmaya başladım. Neden korkmaya başlıyorsunuz? Her yolda sakallı, yobaz bir insan. Biz sakallara saygı duyan bir milletiz. Diline dinine saygı duyan bir milletiz. Ki Hatay gibi bir yerde Hatay'ın iklimini, ruhunu, beynini, buradaki yaşam imkanına sahip olan mezhepleri bilmeyenler değerlendirme yapmasın. Türkiye'nin onuru Hatay bölgesi, Hatay. Biz onun onuruyla Avrupa'da yaşıyoruz. Evet. Yani burada camiyle kilise bir yan yana mezhep Hatay medeniyetler şehri diye hitap ediyoruz. Tabii, biz tabii. bunu Avrupa'da... Yani Kudüs'ten sonra zaten tek şehir Antakya'dır. Tabii, tabii. Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların bir arada yaşadığı... Detaylandırın Alevisi, evet. Sünnisi, Ermenisi falan yani. Sayın Başbakanımızdan ricamız insanlarımızı ötekileştirmemesi adına ve insanları işte bu Alevi, bu Sünni kelimesini benimsemiyoruz. Peki o halde şu soruya gel. Buyurun bitirin. Biz Avrupa'da 12-7-2014 tarihinde Ramazan'da, Muharrem'de bizim, Kabe'de ezanla bizim harika, sloganıyla. Harika. Elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Bir çok iftar yemeği ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir iftar yemeği verdik. 305 kişi davet ettik. 304 kişi gelmedi. Bütün Sünni kardeşlerimizin, bütün cami yönetimlerini ve huzurunuzda ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kasr-ı Başkonsolosu sevgili Serhat Aksen Beyefendi'ye onurlu dik duruşundan, bütün derneklere eşit mesafede durduğundan ötürü, insanları ötekileştirmediği için, mezhep, dil, ırk, renginle bakmaksızın
ve tarihte Avrupa'da, Almanya'da ilk defa Defne Kültür Derneği olarak bir iftar yemeği verdik ve teşriflerini ilettiler. O günde Ali Yeral hocamızı bir günlüğüne de Hatay'dan Almanya'ya götürdük ve oradaki kardeşliği. Ben Ali Yeral hocamızın su cümlesini çok seviyorum. Sünni kardeşlerimiz diye hitap ediyor. Bu hitap şekli mükemmel. Biz kardeşiz. Bu kardeşliği hiçbir güç yok etme imkanına sahip olamayacak. Hiçbir kuvvet bunu ortadan kaldıramayacak. Ali Bey, biz gayrimüslim kardeşlerimizle bir mahallede yaşadık, Hristiyanlarla. Biz fakir olduğumuzdan ötürü okuldan gelirdik. Ayakkabımız ıslaktı. Çorabımızı kendiler giydirdi. Çocukların çorabını giydirirlerdi. Ve bizi beslerlerdi, yemek yedirirlerdi ya. Kapı çalıp çıkmazdık. Şimdiki konu, nereden nereye geldik? Şimdiki konu, insanlar birbirine soğuk bakıyor. İnsanlar birbirine zıt gidiyor. Komşu komşuya artık dayanmayacak güce gelmiş. Bunu getirenler kim? Baştaki insanlarımız. Bizi yöneten insanlarımızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Doğrudur, doğrudur. Peki Ayhan Bey, şöyle devam etmek istiyorum. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak oradan Türkiye'ye baktığınızda, yani Türkiye'nin bir fotoğrafını çektiğinizde, özellikle son dönemlerden söz ediyorum, nasıl bir fotoğraf çıkıyor karşınıza? Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi? Ve elbette orada çok sayıda Alman dostunuz da vardır, arkadaşlarınız da vardır. Onlar Türkiye'ye baktığında nasıl görüyorlar? Ne sohbet ediyorsunuz kendi aranızda onlarla? Vallahi aynanın ön bölümü var, bir de arka bölümü var. Ben demokrasiden söz ediyorum, sosyal yaşamdan, özgürlüklerden. Vallahi ben Türkiye'de demokrasinin varlığından hoşnut olmayanlardan. İsmi var diyorsunuz. İsmi var ama cismi yok. İsmi var, yani, cismi. Bu da bir slogan oldu. burada sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine karşı, demokrasiye karşı anti bir demokrasi uygulanıyor. Bir kesim sanki bir kesim uyguluyor. Yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'daki duruş şekli farklı. Sanki demokrasiden uzaklaşma imkanına sahip oluyor. Sanki İslam rejimini kabul, bir yol var gibi bir yol, izlenim bir, var. Yani izlenim orada, var. Orada öyle görüyorlar, evet, Türkiye'yi, evet, yani. Ve bu Avrupa'da yaşayan insanlarımız için tehlike sinyalleri veriyor. Çünkü artık işverenler şunu görmeye başladı. Müslüman mısın? Evet. Ha, yarın Ramazan ayı gelecek, şu gelecek, bu gelecek. Avrupa'daki işverenler bunlara çok dikkat ederler. İşini aksatma imkanına sahip olmayan insanlar arıyor. Ama şunu Türkiye'de görüyorum. İnşallah şu anda Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan %51.8 ile Cumhurbaşkanlığını, biz de Avrupa'da çok bunu konuştuk, tartıştık. Yeni bir Türkiye'den söz ediyor zaten Sayın, evet, Cumhurbaşkanı. Acaba İnşallah olur mu, inşallah olmaz mı, bekleyip göreceğiz. Özde kalmaz. Sözde kalmaz yani bu yeni Türkiye açılımı. Evet. Her kazandığından sonra balkon konuşmasını yapıyordu. Hep aynı mesajları veriyor ama uygulamada sıfır. İnşallah Avrupa'daki yaşayan kardeşlerimizi bir çatı altına sarar ve bu çatı altında 72 milyonu kardeş birlik beraberlik içerisinde yönetme imkanına sahip olur. Temenniniz temennimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanı zaten bunu söyledi. Bunu yapmaya çalışacağım dedi ama İnşallah yapar ama ben zor görüyorum. Evet. Çünkü daha önceki çıkışlarıyla ben size bir şey bahsedeceğim. Çok özür dilerim. Buyurun. 12 yıl döneminde çok şeyler yapıldı. Yapılmaya da devam edildi. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi altında bir vekil, Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner 72 milyon değil, Türkiye Cumhuriyeti'nden hariç bütün Avrupa bunu izledi. Biz de dedi ki, bakınız, bir milletvekilinden vatandaşın oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girme imkanına sahip olan bir milletvekili, kişiden bahsediyoruz. Hasan'la Hüseyin savaşıyorsa biz Yezid'den yana taraf alırız diyebilecek kadar. Ne yazık ki bunu söyledi, sizin de söyledi, ifade ettiğiniz gibi. Ama Ayhan Bey, inanın bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde o bu sözü söylediğinde toplumun %90'ı, yani Alevisiyle, Sünnisiyle, şu sağcısıyla solcusu tepki gösterdi kendisine.
Bir de bizim burada böyle bir bütünlüğümüz de var. Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi Alevi Sünni kardeşliği tabanda çok güçlü bir şekilde var üstelik. Ama birileri ayrıştırmaya çalışıyor bu ülkeyi. Ama buna izin vermeyeceğiz. Ben isterdim ki Sayın Başbakanımızdan ki Avrupa'da farklı bir görüş açımız var. Siz burada yanlış yaptınız. Eğer siz insanları ötekileştirseniz, eğer siz insanların mezhebinden ötürü dalga geçerseniz, onların kültürüyle oynarsanız, gidişatlar bizi başka farklı yerlere götürür. Bir Merkel düşünün. Ben diyorum ki Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizi de dinlemiş zaten. Türkiye Cumhuriyeti'ni dinlemiş bu. Kendisinin emriyle dinlemişler. Evet, evet. Sayın. Dinlediler. Evet. Yani şu anda Avrupa'daki Almanlar da artık, çünkü izinlerini genelde Türkiye'de yapıyorlar. Şu anda bir gün şöyle dedi bir Hristiyan kardeşimiz. Dedi ki Ayhan Başkan dedi size bir şey söyleyeyim mi Almancası? Buyur dedim. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan şimdiye kadar o kadar zengin kaynağı var ki siz bu kaynağı dedi başınıza gelen insanlar iyiye kullanmadılar dedi. Hiçbir ülkede olmayan kaynak Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Enerji kaynaklarından söz ediyorum. Enerji kaynaklarından maden olsun, maden olsun vesaire vesaire. Bir de insan kaynağı önemlisi. Genç bir nüfusu tabii var Türkiye'nin yani. Ya şimdi bir yere gittiğiniz zaman bir köye gidin. Eğer yemek yeniyorsa kalkıp size yemek yedirirler. Açsanız karnınızı doyururlar, gönderirler. Öyle bir yapıya sahibiz. Öyle bir kültürden gelmişiz. Evet. Yani ben şuradan sizin aracınızla rica ediyorum. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanlığı vatana millete hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah. İnşallah balkondaki konuşmalarını tekrarlar ve kardeşliği ön plana çıkarırlar ki bir an önce şu Suriye konusunda dik duruşuyla eğer ben 12. Cumhurbaşkanıysam bütün halkımı bir arada görmek istiyorsam ve bu lafını ispatlama imkanına sahip olursa bir an önce Suriye'deki kardeşlerimize bir çözüm ve bu sınırımızı emniyetli bir hale getirmesinden yanayım. Ve özellikle Hatay, İskenderun ve genel beldelerde olan olumsuzlukları, başıboş dolaşan insanları, çünkü bunlara güven olmuyor, hepsi tehlikeli, hepsi bıçaklarla dolaşan hapçı ve bir söz söyleme imkanına sahip olmadığımızdan ötürü, korkumuzdan değil, bunu hiç kimse yanlış anlamasın. Biz 9 kardeşiz. Sahilde ben o gün bir haber verseydim daha tehlikeli bir boyut olacak. Bu sefer emniyeti rahatsız edecektik, şunu rahatsız edecektik. Biz susmayı tercih ettik. Ehlibeyt makamına yakışır bir davranış biçimimiz var. Ve bu susmayı her zaman yapacak diye de bir kayda yok. Yani biz eğer bıçak kemiğe dayanırsa zor olur. Bunun önlemini bir an önce almalarından yanayım. Ve buraya çoğu şunu söyleyeyim, çölden cennete geldiler. Artık bunları kimse buradan kaldırmaz. Evet, burada zaten ciddi, bu manada ciddi bir kaygı ve ciddi bir endişe var. Bu insan artık geri gitmeyeceğiyle ilgili. Yani oradaki savaş, Suriye'deki, komşumuzdaki savaş bir gün dinse bile, bir gün bitse bile bunların büyük bir kısmı gene burada kalacaklar elbette. Yani öyle görünüyor. Ama zor. Yani buradaki kardeşlerimize iletişimleri zor. Her alanda zorluklar yaşandı zaten ve yaşanmaya devam ediyor. Hataylı'nın kaygısı da bundan kaynaklı. Özellikle sınır illerindeki yani Kilis'ten tutun Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a, Hatay'a. Bunlar özellikle sınır illeri dediğimiz. Ama aynı sorun ne yazık ki İstanbul'da işte Gaziantep kaç günden beri kaynıyor biliyorsunuz. Evet. Çok ciddi olaylar yaşanıyor. Elbette hükümetin bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor. Bunları sürekli dile getiriyoruz. Demin siz bir şey söylediniz programın hemen başında. Yine Suriyelilerle ilgiliydi herhalde. Sayın Validen rica ettiniz, Emniyet Müdürlüğü'nden rica ettiniz. Ben de dedim ki yani hani duyarlar mı? Çünkü duymak istemiyorlar. Yani bir politika var. Bunu da ben söylemiş olayım. Hükümetin bir politikası var ve bu politika çerçevesinde de işler yürüyor. Onun için Ayhan Kuzu söylemiş, Ali Yolcu söylemiş, Refik Er Yılmaz söylemiş, bilmem CHP Genel Başkanı söylemiş, şu söylemiş, bu söylemiş. Çok da takmıyorlar bu şeyler. Çünkü bir proje onların projesi değil yani. Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesi dediğimiz proje, ABD'nin projesi, işte Batı ülkeler tarafından desteklenen, bunlar da sadece taşeronlar. Yani AKP de olsa, CHP de olsa, bir diğeri de olsa bu projeyi yürütecektir. Olay bu. Fakat tabii bize yansımalar oldukça kötü sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çok maalesef. Benim çocuklarım çok tedirgin oldu. Yani benim çocuklarım yalnız değil. Bir sürü Avrupa'dan gelip izinlerini memleketlerine geçirme imkanı, huzurlu bir şekilde geçirmeleri adına aslında bunu
Belki bizde de biraz hata var. O gün mesela o olayı emniyete taşımış olsaydı belki bunun tedbirini de almış olurduk. Fakat biz fazla işi büyütmemek adına, ama oradaki polis kardeşlerimizden de ricamız, orada dolaşıyorlar ki görüyorlar oradaki bisikletçileri, motorcuları. En azından kendilerine bir uyarı, evet, söz etme, daha dikkatli olmaları açısından, evet, iyi olurdu. Bu aracıyla da Sayın Leke size, Sayın İskender Emniyet Müdürü'ne de inşallah sesimizi duyurup ve buna bir çare bulma adına girişimleri olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Ayhan Kuzu. Ben teşekkür ederim. Birkaç cümleyle buyurun toparlayın. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin ve programı kapatın. Ali Bey, biz sizin dik duruşunuzu, ana haber bülteninizi Avrupa'da izliyoruz. Evet. Ve çok benimsiyoruz. Sizi izlemediğimiz günler çekim yapıp işten geldikten sonra gece saat 11-12 gibi izliyoruz. Hı hı. En azından burada memleketimizde olup bitenleri onurunuzla, dik duruşunuzla ve içinizden geldiği gibi bize iletme imkanına sahip olduğunuzdan ötürü size derneğim adına, Avrupa'da yaşayan bütün kardeşlerimiz adına huzurunuzda sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca biz sizi Allah nasip ederse 19-10-2014 tarihinde Kadir Hun panelini Almanya Mannheim şehrinde kutlayacağız. Evet. O tarihlerde sizin gibi onurlu bir kardeşimizin de aramızda olmaktan mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu arada çok özür diliyorum sevgili seyirciler. Sayın Ayhan Kuzu Defne Kültür Derneği olarak kendisinde ifade ettiği gibi 19 Ekim, yani önümüzdeki ay Eylül, Ekim, 19 Ekim'de evraklarımı şu anda hazırlıyorum. Sağ olsunlar kendileri gerekli olan her türlü özveriyi göstererek bizi oraya davet ettiler. 19 Ekim günü inşallah Almanya'daki kardeşlerimizle, Türk kardeşlerimizle ve dahası Akdeniz bölgesinden ağırlıklı olarak orada yaşayan vatandaşlarımızla, insanlarımızla orada bir arada olacağız. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum bu arada. Evet, buyurun devam edelim. Ayrıca bizleri Avrupa'da dernek başkanlarımıza, duyarlı kardeşliği benimseme imkanına sahip olan, ayrıca insanları ötekileştirmeden değerli hocalarımıza huzurunuzda en derin kalbi duygularını, Defne Kültür Dernek Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Ayrıca HRT'nin bu önemli sesimizi kardeşlerimize duyurma adına öncülük ettiğiniz için sizlere ve yönetim kurulunuza ve bütün emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ederim. Özellikle size şundan bahsedeyim, kısa bir kelime. Buyurun. Buyur. Refik Er Yılmaz'ın dik duruşuyla ve hitap şekliyle böyle vekillere ihtiyacımızın olduğunu Avrupa'daki kardeşlerimizin iletmek adına bunu söylüyorum. Kendilerine başarılı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaynayanlar hiçbir yerde olmuyor. Onun için lütfen kendilerine çeki düzen versin. Kendilerine yakışır bir muhalefet durumuna gelsinler. Onu bekliyoruz. Ve sizin gibi onurlu kardeşlerimizi Avrupa'da görmekten onur duyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan Kuzu, programımıza katılım gösterdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, Almanya'dan da konuğumuz, ifade ettik size. Defne Kültür Derneği, Mannheim kentinde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Onun yönetim kurulu başkanlığını yapıyor Sayın Ayhan Kuzu. Kendisiyle Ayhan Kuzu'yu tanımakla başladık. Türkiye'de geçirdiği dönemden ve Almanya'ya gidişine kadar, derneği kurana kadar ve Almanya'daki vatandaşlarımızın sorunlarına kadar ne gibi sorunlar yaşıyorlar, onları da konuştuk, konuşmaya çalıştık. Elbette çözüm üretme noktasında değiliz ama en azından onların nefesini, onların kokusunu biz burada algılayabilelim. Onlar da bizim kokumuzu, bizim nefesimizi orada algılayabilsinler. Hedefimiz buydu. Tahmin ediyorum izleyenlerimiz en az benim kadar zevk almıştır söz konusu programdan. Bizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyor ve bir başka programda yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik iyi akşamlar diliyorum.